Enes bin Malik radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan şöyle rivayet eder. Şu dört şey Müslümanların senin üzerindeki hakkıdır. İyilerine yardım etmen, günahkarları için af dilemen, yoldan sapanları hakka davet etmen, tövbe edenleri sevmen. İbn Abbas radıyallahu an kendi aralarında merhametli derler. Mealindeki ayet hakkında şöyle der. İyileri, şerlileri için dua eder. Şerlileri, iyileri için dua eder. Muhammed'in ümmetinden şerli olan, salih olana bakar ve şöyle dua eder. Allah'ım, şu kardeşimi kendisine verdiğin iyilik üzere sebatkar eyle. Ve bizleri de onun iyiliğinden nasiplendir. Yine salih olanlar şerli olanlara bakar ve şöyle dua eder. Allah'ım, onu hidayete erdir. Kendisine tövbe nasip et ve hatasını bağışla. Müslümanların karşılıklı haklarından birisi de şudur. Kendi nefsi için sevip istediği şeyleri Müslüman kardeşleri için de sevip istemek. Kendisi için hoşlanmadığı şeylerden Müslüman kardeşleri için de hoşlanmamak. Ashab-ı kiramdan Numan bin Beşir radıyallahu an şöyle der. Ben Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu işittim. Müslümanların birbirini sevme ve desteklemedeki durumları bir vücut gibidir. Vücudun bir uzvu rahatsız olsa, ondan dolayı vücudun diğer bütün organları rahatsız olur ve uykusu kaçar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden selamette olan kişidir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletli hasletleri saydığı uzunca bir hadisi şerifte şöyle buyurur. Eğer buna gücü yetmezse insanları kötülüklerden vazgeçirmeye çalış. Çünkü böyle yapman senin için sevabına yazılacak bir sadakadır. Efendimiz şöyle sordu. Bilir misiniz Müslüman kimdir? Sahabe-i kiram dediler ki, ey Allah'ın Resulü, Allah ve Resulü en iyisini bilir. Efendimiz buyurdular ki, Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden selamette olduğu kişidir. Sonra sahabe-i kiram tekrar sordular. Peki mümin kimdir? Efendimiz buyurdular ki, mümin, Müslümanların kendisine malını ve canını güvendikleri kişidir. Sahabe-i kiram yine sordular. Peki muhacir kimdir? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu soruyu da şöyle cevapladılar. Kötülüğü terk edip ondan uzaklaşan kişidir. Sahabe-i kiramdan biri sordu. Ey Allah'ın Resulü! İslam nedir? Buyurdular ki, kalbini Allah'a teslim eden, Müslümanların senin elinden ve dilinden güvende olmalarıdır. Mücahid radıyallahu an şöyle der. Cehennemliklere öyle bir uyuz musallat olur ki, derisini kaşımaktan kemikleri görünür. Bu arada şöyle bir nida duyulur. Ey falanın oğlu filan, bu kaşıntı canını acıtıyor mu? Adam, evet acıtıyor diye cevap verir. Kendisine denilir ki, işte bu müminlere çektirmiş olduğun acının karşılığıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki,
gelip geçen Müslümanlara eziyet veren yolda bulunan bir ağacı kesmesi sebebiyle bir kişinin cennette dolaştığını gördüm. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, "Ey Allah'ın Resulü, bana faydalı olacak bir şey öğret." Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, "Müslümanların geçtiği yollarda onlara eziyet veren şeyleri gider." Yine Resul-i Ekrem şöyle buyurur, "Kim yolda Müslümanlara eziyet veren bir şeyi kaldırırsa, bunun için Allah kendisine bir iyilik yazar. Allah kime bir iyilik yazarsa, cennette ona vacip olur." Allah'ın Resulü şöyle buyurur, "Müslüman kardeşine eziyet verici gözle bakması, bir Müslüman için helal olmaz." Yine Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurur, "Bir Müslümanın diğer bir Müslümanı korkutması helal olmaz." Allah'ın Resulü diğer bir hadiste şöyle buyurur, "Allah Müslümanlara eziyet verilmesinden hoşlanmaz." Rebi bin Haysem der ki, "İnsanlar iki kısımdır. Ya mümindir, sakın ona eziyet etme. Ya da cahildir ki sen de ona karşı cahilce karşılık verme." Müslümanların karşılıklı haklarından biri de Müslümanlara karşı tevazu göstermesi, onlara karşı kibirlenmemesidir. Zira Allah kendisini beğenen kibirlileri sevmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, "Kimsenin kimseye karşı övünmemesi için Cenab-ı Hak birbirinize karşı tevazu göstermenizi vahyetti. Ancak bir kimse sana karşı övünürse buna da tahammül göstersin. Nitekim Cenab-ı Hak peygamberine şöyle buyurur, Resulüm sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir." Araf suresi 199. ayet. İbn-i Ebi Evva şöyle rivayet eder, "Resulullah bütün Müslümanlara karşı tevazu gösterir, kimseyi küçümsemezdi. Kimsesiz dul kadınların ve kimsesiz fakirlerin yardımına koşmaktan ar duymaz, onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışırdı. Müslümanların birbiri üzerindeki haklarından biri de insanların birbirine anlattıkları şeyleri dinlemek için kulak kabartmaya çalışmamak. Birinden duyduğunu diğerine götürerek dedikodu yapmamaktır." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, "Kovuculuk yapan cennete giremez." Halil bin Ahmet şöyle der, "Sana karşı başkalarının kovuculuğunu yapan başkasına da senin kovuculuğunu yapar. Başkası hakkında size ihbarcılık yapan sizin hakkınızda başkasına ihbarcılık yapar." Karşılıklı haklardan biri de tanıdığı bir kişiye ne kadar kızarsa kızsın onunla 3 günden fazla küs kalmamaktır. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. "Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 günden fazla küs kalması, birbirini görünce yüzlerini çevirip gitmeleri helal olmaz. İki kişiden hangisi barışmak için önce selam verirse o daha hayırlıdır." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, "Kim bir Müslümanın hatasını affederse kıyamet günü de Allah onu affeder." İkrime radıyallahu anh der ki, "Allah Yusuf aleyhisselama şöyle vahyetti. Kardeşlerini affettiğin için dünya ve ahirette senin şanını yücelttim."
Hazreti Ayşe validemiz der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi nefsi için asla intikam almadı. Ancak Allah'ın bir yasağı çiğnendiği zaman Allah'ın emrini yerine getirmek için ceza verdi. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle der. Bir kimse kendisine yapılan haksızlığı affederse Allah sadece onun şerefini arttırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sadaka maldan hiçbir şey eksiltmez. Allah başkasını affeden kimsenin sadece şerefini arttırır. Kim de tevazu sahibi olursa Allah onu mutlaka yüceltir. Allah Resulü doğru söyledi.